Merhaba. Şimdi toplantımızın bu bölümünde hep birlikte jimnastik hareketleri yapıyoruz. Uyanma hareketleri. Çünkü baktığım bütün dikkatler dağılmış. Veya fıkıh anlatalım. Sosyal güvenlik mi, fıkıh mı? Ne yapalım? Fıkıhı siz anlatacaksınız. Fıkıhı siz anlatacaksınız. Peki, sosyal güvenlik konusunda olabildiği kadar çok kısa hepimizin bildiği konuları bir kısaca tekrar edelim. Şimdi konu başlıklarımız bunlar olacak. Ama otomatik BES'i anlatmayacağım. Çünkü daha önce konuşuldu. Eğer soru cevap olursa otomatik BES konusuna gireceğim. Diğer konular son aylarda yapılan değişiklikler. Çok kısa kısa bunlara değineceğim. En son yapılan değişiklik muhtasar ve prim belgelerinin birleştirilmesi. Bu konuda da yaklaşık 30 küsur sayfalık bir tebliğ. Bu konuda biraz açıklama yapmaya çalışacağım. Peki, bireysel emeklilik sistemini geçiyorum. Bu yürürlüğe girdi birbirinden itibaren. Eğer soru olursa cevap veririz buna. Biliyorsunuz daha önce işverenlere bir indirim vardı. Primlerin süresinde ödeyen işverenlere %5'lik bir indirim vardı. Aynı şekilde dört belirlere, yani bağ kurulara da benzer bir indirim getirildi. Eğer süresinde primlerini öderlerse ve borçları yoksa %5'lik bir indirim getirildi. Prime esas kazançların üst limiti değişti. Daha önceden asgari ücretin 6,5 katı olan üst limit 1.1.2017'den itibaren 7,5 katına çıktı. Şu andaki limit 13.331.40 lira oldu. Daha önceki rakam 11.000 olurdu daha önce olsaydı. Asgari ücret desteği vardı 2016'da yürütülen. Biliyorsunuz günde 85 lira geliri olan azami kişilere günde 3.33 lira yani 100 lira gibi bir destek veriyordu. Bunu sigorta priminden indirerek ödüyorduk. Yeni senede, yürürlükte bu. Burada günlük sınır 110 lira oldu. Yani 3.300 lira aylık geliri kadar olanlarda böyle bir şey var. Yine 3.33 lira bir indirim devam edecek 2017'de. Sigorta primlerinin ertelenmesi getirildi. Burada geçici 72. madde ile günlük kazancı 60 lira olan kişilerin sigorta primlerine isabet eden tutar Aralık ayı, Ocak ayı ve Şubat ayında ki primler ertelenecek. Ne zamana? Ekim. 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenecek. Ne kadar tutarı? Günde 60 lira. Yani günlük prim oranı 20 lira 70 kuruş olan. Nasıl olacak? Bunun üstündekiler ödenecek. Yani diyelim ki 3.000 lira alan kişi var. 20 lira 70 kuruş günde 621 lira yapar. 621 lirası erteleme kapsamında, diğer bölüm ödenecek. Yani erteleme kapsamında olmayanları zamanında ödeyeceğiz. Onun dışında işsizlik sigortası ve damga vergisini ödeyeceğiz. Eğer ben bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da kolaylık getirildi. Sigorta prim bildirgesi yaparken orada ben ertelemek istemiyorum diye bir sütun açtılar. Sigortada. Ona bastığınız zaman ertelemek istemiyorum diyorsunuz. Ben mesela şahsım olarak ertelemek istemiyorum, ödüyorum diyorum. Sen zengin adamsın. Evet. Finans sorunu yok. Zenginim, evet. Bayağı zenginim. Bütün şeyleri sen... Erteleme isteyenler orada bir kaybı var. Evet. Şimdi erteleme isteyenlerle ilgili eğer süresinde ödemezlerse yani daha doğrusu ertelenecek rakamın üstündekileri, primleri ve işsizlik sigortasını ve damga vergisini süresinde ödemezlerse o zaman asgari ücret desteğini ve %5'lik indirimden yararlanmayacaklar. Dikkat etmek lazım. Yani erteleme kapsamı dışındakileri zamanında ödemek lazım. Evet, sosyal güvenlik, pardon onu değildi. Şimdi bir de üstadım bahsetti. Her torba yasada mutlaka vergi ve sigorta değişikliği var. Yetmiyor. Kanun hükmünde kararnameye de artık bakmamız lazım. Orada da bir takım şeyler geldi. Bu 4447 sayılı yasadaki sigorta desteği ve gelir vergisi desteği kanun hükmünde kararnameye getirildi. 687 sayılı kanun hükmünde kararnameye getirildi. Özü şu. Eğer siz Aralık ayındaki çalışan personelinize ilaveten bir personel alırsanız işsizlik sigortası bunu destekliyor. Neyi destekliyor? Asgari ücret tutarına kadar olanlarda sigorta primini destekliyor ve gelir vergisini destekliyor.
4447 sayılı yasa ile getirilen düzenleme, geçici 17. madde. Özel sektör iş yerleri 1 Şubat'tan itibaren geçerli. Koşullar işe alınanların son 3 ayda sigortasız olması, yani sigortalı olmamasını getiriyor. Ve 2016 Aralık ayına ilaveten olması gerekiyor. 2017 tarihine kadar geçerli. Gün sayısının 22.22 ile çarpılması sonucu elde edilecek tutar kadar karşılanıyor. O 3 aylık konuyu bir açıklar mısınız? Onu biraz farklı bir şey söylediniz. 3 aylık sigortalı işsiz mi olması gerekiyor? Evet. İşe aldığımız... Böyle yanlışınız var orada. Değil bakın. Şey bakın. Yanlışınız var orada. İşsiz olması yeterli. 3 aylık şey olay farklı. O yanlış lütfen, anlaşılma var orada. Lütfen, lütfen bakın gelin. Bakın gelin değil kanun, yani işte bunda hazır olma hali değil. Bakın kanun. Hepimiz aynısı olmasın. Soru sorarsan cevap veririm. Kanun hükmünde kararnamede yazan şey. Son 3 ayda sigorta prim belgelerinde yer almayan sigortalı olacak. Bizim belgemizde yer almayan bir işçi olacak. Yani evet. Sigorta belgemizde ama 3 aylık işsiz olmayacak adam. Sigorta prim bakın daha önceden 6 ay ile ilgili bir uygulama vardı. Orada sadece sizde değil genel olarak sigortasız olması gerektiği konusunda idare bir sorgulama yapıyor. Burada da benzer bir hüküm getirilmiş diye düşünüyorum ben. Peki farklı fikirleri olan varsa bu çözülür. Yani yanlış işeyse burada çünkü hazır hal değil. Faydalı oldu. Bittikten sonra arkadaşlar. Peki aynı şekilde gelir vergisi aynı kararname ile gelir vergisi istisnası getirildi. Yani işe alınan kişilerle ilgili asgari ücret tutarını geçmeyen bir ödeme ile ilgili asgari ücretin tutarı üzerinden önce asgari geçinen ödemeyi düşüyoruz. Sonra kalan tutar telkin ediliyor. Bu yeni alınan işçiler için geçerli. 1 Şubat'tan itibaren yeni alınan işçiler için getirilen bir destek. Koşullar ismi gazetede yayınlandı bir tane aynı benzer. Yayınlandı. Evet. Yayınlandı. Koşullar aynı. Sigorta prim desteğiyle aynı koşullar var. Prim belgelerinin süresi içinde verecekler. Süresi içinde primlerini ödeyecekler. Sigorta prim borçları olmayacak. Eğer taksitlendirme varsa yardımabilirler. Kapsam dışındakiler kamu idareleri, sosyal güvenlik destekleme primine tabi çalışanlar ve iş yerinde herhangi bir sigortasız çalıştığı tespit edilen iş yeri varsa bunlar kapsam dışı. Bir de fiilen çalışmayan işçileri gösterenler kapsam dışında olacak. Bir diğer konu da başka bir destekten yararlanıyorsa aynı kişi bu destekten yararlanamayacak. Yani çifte kavrulmuş olmayacak. Bir diğer düzenleme Sosyal Güvenlik Yasası'nın 5517 sayılı yasanın 59. maddesinde ihale işlerle ilgili bir düzenleme vardı. Sememe ve yememe raporları ile ilgili. Şimdi buradaki sınır 7.500'den 10 milyona çıktı. Yalnız burada çok ilginç bir şey var. Burada yememenin kelimesinin ismi geçmiyor. Normal koşullarda sememe ve yememe raporları dönüyor. Ama kurumun şeyinde açıklamasında sememelerce yapılan raporların 10 milyona çıkarıldığı yazıyor. Bizim ismimiz geçmiyor. Dikkatinizi çekin. Ya olsun, burada mı sayılır? Hemen gideceğiz. Evet. Hemen gideceğiz. Evet, hemen gideceğiz. Ama da ters yazılmış. Peki. Senin ismini geçmemesi lazım. Evet. Muhtasar beyanname ile ilgili muhtasarla sigorta prim bildirgeleri birleşti. Şimdi dediğim gibi 34 sayfalık bir tebliğ. Bu konuda olabildiği kadar çok kısa geçmeye çalışacağım ama en azından ana başlıkları söyleyeyim. Biliyorsunuz 6728 sayılı yasada düzenleme yapıldı. Gelir vergisi kanununda 98'e A maddesi bu konuda ana madde düzenlendi. Ve buna paralel olarak vergi usul kanununda ve 5510 sayılı yasada değişiklikler yapıldı konuyla ilgili. Muhtasar ve prim belgelerinin birleştirilmesiyle ilgili. Burada ne olacak bu? Stopajla ilgili bildirimler, muhtasardaki bildirimler ve sigorta prim bildirgeleri birleşecek. Tek bir belge haline gelecek. Bu nereden çıktı derseniz, odalar bunu talep etti, TÜRMOK bunu talep etti, Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi. Bizim kurumlarımız bunu talep etti. Tebliğ çıktı. Tebliğ 1.1.2018'den itibaren geçerli. 18.2 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Amaç, vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyum ve kayıt dışının engellenmesi olarak tarif ediliyor. Kırşehir'de Haziran'da başlıyor.
Söyleyeceğiz. Burası Kırşehir abi. Evet. Kapsam, hangileri kapsamda? Hangileri kapsama giriyor? Bu birleştirilmiş bildirgeye, beyannameye. 4A kapsamında çalışanlar, yani sigortalı çalışanlar. Geçici 20. maddede çalışanlar, yani banka ve sigorta şirketleri çalışanlar kapsamda. Ek 9'da belirtilen ev hizmetlerinde 10 günden aşağı çalışanlar bu kapsamda değil. Evet, tebliğ ile şu yapıldı. Vergi kesintisiyle birlikte sigorta primi ile ilgili bilgiler tek bir belge haline getirildi ve bunlar elektronik ortamda gönderilecek. Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu var. Yani şimdi gerçi birçok hepsi elektronik ortama geçti. Artık elden verilmeyecek bu belge. Ne zamana kadar? Ertesi ayın 23'üne kadar verilecek. Vergi kesintisi olmayanlar sadece şey verecekler, muhtasar ve hizmet belgesini verecekler. Bu bildirge aslında tek bir bildirge ama tahakkukları ayrı. Ayrı tahakkuk ettirilecek ve ayrı ödenecek. Yani vergi tahakkuku ayrı, sigorta tahakkuku ayrı ayrı yapılacak. Muhtasar beyannamelerini 3'er aylık dönemlerde verenler bu tebliğin yürürlük tarihinde yani 1-1-2018'den itibaren aylık olarak bu beyanname verecekler. 3 aylık kaldırılmış oldu. Yanında işçi çalıştırmayanlar 3 aylık dönemlerde vermeye devam edecekler. Eğer beyannamenin vereceği vergi dairesinde bir tereddüt varsa burada gerçek kişilerde ikametgahın bulunduğu yer geçerli. Kurumlarda kanun merkez geçerli. Eğer birden fazla şube varsa ödemenin yapıldığı yer vergi dairesi esas alınacak. Özetle. Beyanname göndermede aracılık konusu var. Burada şunu söyleyelim. Eğer beyannameyi kendisi gönderme hakkı olan bir kurum varsa kimler kendisi gönderebiliyor? Biliyorsunuz tam tasdik yapan firmalar yetki alarak kendisi gönderebiliyor. Veya herhangi bir mükellefiyet olmayan kişiler, vergi kesintisi yapmayan kişiler gönderebiliyor. Bunun dışında bunlar elektronik ortamda kendileri gönderebilecekler. Bunların vergi dairesinde